Arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm. Yeni bir Clash of Clans mücadele görevine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni sezonda aktif olarak gördüğünüz gibi birçok mücadele var tabii ki, ama görevler, mücadeleler vesaire hepsi sizlerle buluşuyor. Yeni sezon olarak da gördüğünüz gibi bir ay arka planı var. Yani tavşan diyelim biz bunlara. Boyacı Kral Kahraman görünümünde görmektesiniz. Renk Festivali olarak mücadelemiz bizimle olacak. Bunlara sizinle beraber bakacağız. Öncelikle şöyle bir gelelim. Altın bilet ödüllerini nasıl buldunuz arkadaşlar, yorumlayabilirsiniz. Şöyle bir de krala sizlerle beraber bakmak istiyorum. Artık bu sezon arkadaşlar arka plan veriyor. Gördüğünüz gibi ücret ilk defa herhalde. Genelde çok nadir olarak görmeyiz ama biz bunlar arkadaşlar ilk defa bu sezon ben de skin yerine arka plan gördüm. Altın bilet alan arkadaşlar bunları kullanabilecek. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ücretsiz olarak da bizlere burada süslü ejderha heykeli vermekte. Bilginiz olsun. En önemlisi bence kahraman kitapları, inşaatçı kitapları vesaire, bunların hepsini görüyorsunuz. Hepsi sizin olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dostlarım, şimdi gelelim önemli konumuza. Mücadelemizi nasıl kolay bir şekilde fullleyebiliriz? Ben burada 3 yıldız aldım tabii ki, ama ödüllere de bakmak gerekirse 400 TP, 20 de yeşil taş ve 1 adet kahraman iksiri bulunmakta. Ödülümü çok kötü. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Gerçekten 5 kuruş etmez ama tabii ki ödül ödüldür arkadaşlar. Ne varsa alacağız. Şimdi gelelim buraya. Bu düzene ne yapmak lazım abi diyorsunuz. Hemen savaşmaya başlamadan önce sizler de ikişer saniyenizi ayırıp alttan bir like tuşuna basarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Çünkü bunlar bizi motive ediyor. En azından hızlı şekilde renk katarak videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum bunlar için. Hemen şöyle bir bakalım. Düzenimizi görüyorsunuz ve ordumuzu görüyorsunuz. Ordu çok pasif olarak duruyor ama hepsini anlatacağım arkadaşlar. Buradaki en büyük dezavantajımız arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kaya balonun içerisinin boş olması. Ama bizim için sorun değil. Buyurun hemen başlayalım istiyorum. 2 adet balonumu buradan attıktan sonra bir elektromu buradan bırakıyorum. Daha sonra gelip arkadaşlar şuraya iki balon da buradan attıktan sonra bir roketi hava savurmasına doğru atıyorum. Buraya kadar okeyiz. Hemen geldiğim noktada şuradan 2 roketimi atacağım arkadaşlar. Hava savurmasını burada da alıyorum. Ve şurada bir adet bebek ejderimi bırakıyorum. Hemen şuraya tekrar devam edeceğim. Bir balon atıyorum. Arkasından bir roket atacağım arkadaşlar. Oradaki hava savurması neden düşmemiş merak ettim ama şu an neyse ki onu da aradan çıkarmış olduk. Bir bebek ejderimi de buradan atıyorum. Hızlı şekilde içeride işlemlerimizi sürdürmeye devam etmeye başladık. Güzel. Bu güzel olay. Şuradan bir elektro. Şuradan bir elektro. Biraz bekleyeceğim bu kısmı. Tamam mı? Şuradan hemen barbar kralı devreye sokuyorum. Elektrolarımız temizliğini yaptığı için şuradan da hemen arkadaşlar bırakmam gereken son birimleri bırakıyorum. Kaya balonumu da kullandım. Şurada bir öfke kullanacağım. Şurada bir iskelet kullanacağım. Biraz bekleyerek şurada bir adet dondurmamı kullanmak istiyorum. Güzel. Buraya kadar da güzel geldik. Bir dondurma daha kullanabilir miyim diye baktığımda şurayı bir donduracağım. Hemen bekliyorum o kısmı. Şuraya gelelim arkadaşlar. Burada bir işlemimiz var. Şuraya bir öfke atacağım. Daha sonra buradan bir balon attıktan sonra tuzakları çıkartıyorum. Arkasından iki balon dağıtarak bir roketimi arkadaşlar elektroya, yani cehenneme doğru attım arkadaşlar. Şurayı bir donduracağım. Zehirim elimde kaldı ama zaten kullanacak bir şey yok. Şuraya geliyorum hızlı şekilde geri kalan kısmını da tamamlamak için. İki balon buradan attım. Bir dondurmayı da şuraya ortasına kullanalım. Kaya balonumuz da yeni yeni patlayacak ama patlamadı sanırım. Tamamdır arkadaşlar. Bir şey kalmadı zaten. Hadi bakalım, kullanmaya bile gerek yok ama ben son olarak şunları kullandım. Elimde kalan vallahi hiçbir şey kalmadı ama ben gene de maksat kalmasın. Atayım abi gitsin. Tamam mı? Bas şunun yeteneğine de. Yeteneği falan da kaldı. Daha ne olsun yani. Çok basit bir şekilde üçlendiğini düşünüyorum. Bu sistemi kullanarak sizler de kolay bir şekilde 3 yıldız alabilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır arkadaşlar. Yaradıysa muhakkak yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Dediğim gibi videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Kanala abone olarak da günlük olarak içeriklerimizi izleyebilirsiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.